see your shadow. Goodbye. And turn this page. Find your life. The war's over. The war's over. Freedom is not free. Ne kadar özgür hissediyorsunuz? Özgürlük tam olarak şu an yaşadığım şey. You have to deserve it. Video aralarında geçtiğim herhangi bir söz, indekslediğim bir şarkı, şarkının sözlerinde geçen kelimeler ne kadar yakalayabiliyorsunuz bilmiyorum ama ben vücuduma da yazdım. İnanılmaz bir sabahtan, Yeni Zelanda'dan, Lake Tekapo'dan herkese selamlar. Dünya mirası olarak görülen çok ünlü bir göl ve gölün rengi bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyor ama görebileceğiniz üzere tamamen turkuaz. Şu karşı manzara, gördüğünüz sıra dağlar, Yeni Zelanda'nın güney adasını aslında ortadan ikiye bölen çok uzun böyle 600-700 kilometrelik bir dağ serisi. Ve şu karşımızda gördüğümüzde bu Güney Pasifik'in en yüksek dağı olan Mount Cook. Şimdi biraz drone ile çekim yapacağım. Yani bu görüntüleri size kesin olarak göstermem lazım. Ya drone ile ilgili bu arada problem yaşıyorum Yeni Zelanda'da. Çünkü bu drone'u ben 249 gram bu. Yani regülasyonların altında kalıyor ve lisans gerektirmeyen bir drone. Ve ben bunu aslında şehirde kullanabilmek için, ya işte ne bileyim Berlin'de, İstanbul'da, New York'ta böyle büyük başkentlerde kullanabilmek için almıştım. Yeni Zelanda'ya hazırlıksız geldim ve buradaki rüzgar ve yağıştan kaynaklı IP korumasından dolayı drone elverişsiz şartlarda oluyor. O yüzden o kadar zor şartlar altında drone sürmeye çalışıyorum ki çünkü vadi yapısı var burada. O yüzden elimden geldiğince görüntü almaya çalışıyorum. Bu arada gezerken öğreniyoruz. Umarım bu gördüğünüz görsellerden memnunsunuzdur. Çünkü ben buraya açıkçası bunları görmek için geldim ve bunları sizinle paylaşmazsam içim el vermez arkadaşlar. Her bir yere gittiğimde öncelikli olarak ufak bir görüntü almaya çalışıyorum sizinle paylaşabilmek için. Ya aslında Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun birçok national park'a ya gitmeye çalıştım elimden geldiğince. Böyle doğanın güzelliklerini görmeye çalıştım ama Yeni Zelanda apayrı bir konu yani. Olayı apayrı bir boyuta getirmiş. Çünkü burada doğa da bir garip. Yani şöyle, ülkede predatör hayvan yok. Yani şöyle düşünün, tamamen yeşilliğin, doğanın olduğu bir ülke düşünün ve içinde avcı olarak nitelendirebileceğimiz hayvanlar yok. İşte yılan yok, timsah yok, aslan yok, kaplan yok. Bildiğiniz o fare yok. İşte bizim bildiğimiz hayvanlar burada yok. Burada olan hayvanlar kuzular, inekler, işte geyikler, böyle bir yer ve inanılmaz bir coğrafya. O kadar çok seyahat halindeyim ki ya kendime slogan falan düşünüyorum. Bugün gezelim görelim de ben Baturalp Tunalı sizlere Lake Tekapo'yu anlatacağım. Hazırsınız? Bugünkü ofisimiz burası. Mount Cook manzaralı. Ngorongoro gölünün oradayız şu an. Kukariki gölünün oradayız. Ve buraya kurulduk. Birazdan yani burada güneşi batırdıktan sonra dağın o tarafındaki gölün oraya bir ofis kuracağız. Böyle hayatımızın önümüzdeki bir yılını en az şekilde yaşamayı planlıyoruz. O sırada size bir tane video hazırladım. Balet yapmıştım.
Freedom is not free. You have to deserve it yazdık videoda. Kaçınız dikkat etti buna bilmiyorum ama yaptığım işlerde bu bir video çekmek de olsa, biriyle konuşmak da olsa, birine bir bilgi aktarmak da olsa en detaya inip aktarabileceğim en maksimum seviyeye getirmeye çalışıyorum. Olabilecek en profesyonel, en verimli hale getirmeye çalışıyorum. O yüzden video aralarında geçtiğim herhangi bir söz, o an oraya indekslediğim bir şarkı, o an o şarkının tonuyla beraber benim hissettiğim, şarkının sözlerinde geçen kelimeler. Bunlara ne kadar dikkat ediyorsunuz? Bunları ne kadar yakalayabiliyorsunuz? Bilmiyorum ama hepsinin içine birer anlam koymaya çalışıyorum. Hepsinin belirli anlamları var ve bugün özgürlükten biraz konuşmak istiyorum. Bugün biraz özgürlükten bahsedelim istiyorum. Bu videoya o yüzden böyle bir geçiş yapmak istedim. Özgürlük bedava değil. Özgürlük kazanılan bir şey. Özgürlük elde edilen bir şey. Ve bugün şunu sormanızı istiyorum kendinize. Ne kadar özgür hissediyorsunuz? Oraya yazdığım şeyi ben vücuduma da yazdım. Burada Freedom is not free diye bir dövme var. Ve üzerinde de şöyle benim askerlik künyem var. Yani benim için aslında anlamı olan bir şey. Size bunları neden anlatıyorum aslında? Bunu gerçekten soruyorum. Kendinizi ne kadar özgür hissediyorsunuz? Ve özgürlük kavramı nedir sizin için? Özgürlük parayla ölçülebilen bir şey mi peki sizce? Şu an herhangi bir yerde şirketinin başında oturan milyoner o amca, Tosun dede. Özgürlük peki sizce zengin olmak mı? Yani şu an her sektörde iş sahibi olan o kodaman o amca mı acaba özgür olan? Ya da onun miras yedi oğlu mu? Şirketin başına geçmeyi bekleyen. Özgürlük yolda olmak mı? Çok büyük şirketlerin sahibi olan dünyanın en zengini, gecelerce çalışan adam mı özgür yoksa? Gördüğünüz, biraz önce size videoda gösterdiğim ofis manzarası hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten özgür müsün? Dilediğin zaman dilediğin yemeği yiyor olmak mı? Toplumsal hiçbir baskı hissetmeden istediğin gibi giyiniyor olmak mı yoksa özgür? Canın istediği saatte uyanıp, canın istediği saatte uyuyup, canın istediği kadar çalışıp kazanmak mı yoksa özgür? Şimdi kendinize şunu sormanızı istiyorum. Kaderinizin ipleri gerçekten sizin elinizde mi? Özgürlük sandığınız gibi sınırsız olmak değildir. Şu an size çok açık yüreklilikle söyleyeyim. En başarılı olduğum, cebimde en çok paranın olduğum, en istediğim yerlerde olduğum, en popüler olduğum, bana özgürlüğün tanımını sorarsanız, özgürlük tam olarak şu an yaşadığım şey. Özgürlük paranın ölçebileceği bir şey değil. Özgürlük kariyerin ölçebileceği bir şey değil. Her gün dünyanın en güzel manzaralarına ofis kurmamdan daha özgür bir şey olabilir mi ya? Cahil adam özgürlüğü bilmez. Çünkü cahil adam özgürlüğün ne olduğunu bilmez. Cebinde parası olan adam değil, gerçekten özgür olan, gerçekten dünyayı keşfeden insan olun. Umarım sizin de benim gibi dünyanın her köşesinde, en güzel yerlerinde ofisleriniz olur. Gerçek özgürlüğü ölmeden tatma şansınız olur. Bir videonun daha sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi dünyanın farklı farklı yerlerinden, farklı farklı konseptlerde bu tarz videolar atacağım artık biliyorsun. Kanala abone olmayı ve notification açmayı unutma. Benimle beraber bu gelişim sürecindeki videoların hiçbirini kaçırmak istemezsin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Allah'a emanet olun. Efsane olun.